Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Oruçlunun iftar anında reddedilmeyen bir duası vardır. Allah dualarınızı kabul etsin efendim. İstanbul'un Evliyaları programından herkese merhabalar. Bugün Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin hikayesini, buraya nasıl geleceğinizi ve hangi günler gelip dua edebileceğinizi anlatacağız. İstanbul'un Evliyaları programı Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ile başlıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne geldiğiniz zaman sevgili seyirciler, türbenin dışında da birçok kişinin yattığını göreceksiniz. Mezarları göreceksiniz burada. Bu mezarlarda da Barbaros Hayrettin Paşa'nın yakınlarının yattığını ve aynı zamanda da Barbaros Hayrettin Paşa zamanında savaşan Leventlerin, yani askerlerin de bu mezarlarda yattıklarının bilgisini de sizlere verelim. Şunu da hemen ekleyelim. Bu mezarlara en son defin tarihinin 1911 olduğunu söyleyelim. 1911 yılından sonra da Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin dışına defin yapılmadığının bilgisini de sizlerle paylaşalım. ...1478 yılında Midilli Adası'nda dünyaya gelen Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adının Hızır olduğunu söyleyelim sevgili seyirciler. Babasının da Midilli'nin fethinde görev alan bir kişi olduğunu sözlerimize ekleyelim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın babası Midilli'deyken bir Rum'la evleniyor ve 4 oğlu dünyaya geliyor. Bunlardan birinin de Hızır, yani Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu sözlerimize ekleyelim. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi Beşiktaş'ta kendi ismiyle anılan meydanın hemen yanında bulunduğunu sözlerimize ekleyelim. İstanbul'da Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi sevgili seyirciler. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi o zamanki Osmanlı mimarisine uygun olarak yapılıyor. Yapının klasik biçimde sekizgen planlı kesme taştan yapılmıştır efendim. Mimar Sinan tarafından Barbaros Hayrettin Paşa vefat etmeden 5 sene önce 16. yüzyılda yapılmıştır efendim Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi. Barbaros Hayrettin Paşa vefat etmeden önce 5 sene önce 16. yüzyılda yapılmıştır efendim Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi. Barbaros Hayrettin Paşa vefat etmeden önce deryayı, denizi izlemek istediğini söylüyor. Çünkü ayrı bir deniz aşkının olduğunu biliyoruz. Detayları birazdan zaten sizlerle paylaşacağız. O yüzden de deniz kenarında bir yere gömülmek istediği için ölmeden 5 sene önce burayı yaptırıyor Mimar Sinan'a 16. yüzyılda. Barbaros Hayrettin Paşa'nın da bu türbenin yakınında, şu anda tabii ki yok burada ama bir konakta yaşadığını, yerinde deniz müzesinin olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadığı konağın yerinde şu anda İstanbul'da deniz müzesinin olduğunu söyleyebiliriz. Konakta yaşıyor ve öldükten 5 sene sonra da Barbaros Hayrettin Paşa buraya gömülüyor sevgili seyirciler. Türbeyle ilgili hemen bilgi verecek olursak eğer 7 cephede 14 penceresi bulunan bir türbe var Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi.
Sevgili seyirciler, biraz önce sizlere söylemiştim. Barbaros Hayrettin Paşa gerçekten önemli bir kaptanlı derya. Türbesinin, tekrar söylüyorum, burada olmasının sebebi de zaten denizi ayaklarının altına alıp izlemek istemesi, denizden ayrılmak istememesi. Hemen bunu da sözlerime ekleyeyim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın elde ettiği en önemli savaşın 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı olduğunu ve birçok Haçlı donanmasına karşı savaşıp başarı gösterdiğini de sözlerime ekleyeyim. Ve aynı zamanda Osmanlı döneminde önemli bir kişilik olduğunu da, yine zat olduğunu da sözlerime ekleyeyim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin deryayı, denizi tamamen gördüğünü, İstanbul'un denizini tamamen gördüğünü zaten sizlere söylemiştik vasiyeti üzerine. Yine vasiyeti üzerine zaten 5 sene önce burayı yaptırıp bu manzarayı, denizden kopmak istemediğini söylediğini biliyoruz. Ve yine vasiyeti üzerine sevgili seyirciler, Barbaros Hayrettin Paşa öldükten sonra hem başında hem de ayak ucunda kandil yakılmasını vasiyet ediyor. Aynı zamanda da o dönem tabii şu an yok, bir medrese bulunuyor. Öğrencileri Barbaros Hayrettin Paşa anısına pazartesi ve cuma günleri pilav ve zerde dağıtıyor. Osmanlı donanmasının türbesini mutlaka ziyaret edip dualarını edip ondan sonra sefere çıktıkları bilgisini de sizlere verelim. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne girmeden önce hemen şu bilgileri sizlerle paylaşalım. Üste Arapça, altta da Osmanlıca yazı var sevgili seyirciler. Üstteki Arapça yazının 1910 yılındaki restorasyondan sonra ilave edildiğini de sizlerle paylaşalım. Üstteki Arapça yazıda Allah'ım ona rahmet kapılarını aç yazdığını söyleyelim sizlere. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne girmeden önce. Alttaki Osmanlıca olan yazıda da Cezayir ve Tunus Fatihi Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa yazıyor ve hemen yanında da Allah'ın rahmeti üzerinde olsun yazısı bizleri karşılıyor. Şimdi biz Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne giriyoruz. Preveze Deniz Zaferi'nde önemli bir başarı elde ettiğini Barbaros Hayrettin Paşa'nın dışarıda sizlere bilgisini vermiştim sevgili seyirciler. Peki Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ne zamanlar açık? 27 Eylül tarihinde açık. Preveze Deniz Zaferi'nin olduğu tarih, kazanılan tarih 27 Eylül'de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi açık. Aynı zamanda 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda da yine Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin açık olduğunun bilgisini sizlerle paylaşalım ve yine ekleyelim. Cuma günleri sadece Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni cuma günleri ziyaret edebilirsiniz. Saat 13 ile 16 arasında, yani 1 ile 4 arasında açık olduğun türbenin de sözlerimize ekleyelim. Thank you.
Barbaros Hayrettin Paşa burada yatıyor sevgili seyirciler. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hemen yan tarafında donanma komutanı Cafer Paşa'nın yattığını, diğer yan tarafında da oğlunun yattığını ve oğlunun hemen yanında da eşinin yattığını, Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın eşinin yattığını söyleyelim. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne geldiğiniz zaman kubbenin hemen ortasında Araf suresinin bir bölümü yer alıyor. Araf suresinin 89. ayeti şöyle diyor. Allah'ım sen kavmimle benim aramda gerçeği hükmet, sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne geldiğiniz zaman Barbaros Hayrettin Paşa'nın sandukasının üzerinde bulunan sancağın kaptanla deryalık yaparken kullandığı sancak olduğunun bilgisini de sizlere ekleyelim. Sancağın hemen üzerinde kelime-i tevhid yazıyor sevgili seyirciler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hemen alt tarafında da semboller var. Yine sancağın arka tarafında da kelime-i tevhid yazan yerde Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Yine arka tarafında da aynı sembollerin olduğunu sözlerimize ekleyelim. Hemen o sembolleri sancağın üstünde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa'nın sandukasının üzerinde bulunan sancağın üstündeki sembolleri sizlere açıklayalım sevgili seyirciler. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde bulunan mübarek sancağının en üstünde Nasrun minallahi ve fethun karibun ve beşşiril müminine, yani Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. Ya Muhammed, müminlere müjde ver. Saf suresinin 13. ayeti sevgili seyirciler, kerimesi bulunmaktadır. Ortasında bulunan kılıçsa Zülfikar'dır. Zülfikar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve evliyaların piri olan Hazreti Ali'nin çatal şeklindeki meşhur kılıcının adıdır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağında Zülfikar'ın yanındaki beyaz el ise pençeyi Ali Abayı, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatma radıyallahu anh, damadı Hazreti Ali radıyallahu anh'la torunları Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh olmak üzere 5 kişiyi temsil eder. Hemen şunu anlatalım. Sancağın dört köşesinde dört büyük halifenin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin mübarek isimlerinin de bulunduğunu sizlere anlatalım. Sancağın alt ortasındaki iç içe iki üçgenden oluşan yıldız şeklindeki Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührü ise geçmişte Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan ve mührü Süleyman olarak bilinen Rahmani bir simgedir sevgili seyirciler. İstanbul'daki yüzlerce yıllık tarihe sahip pek çok caminin tavan, duvar ve cam süslemelerinde de Mührü Süleyman deseninin bulunduğunun bilgisini sizlere verelim. Anadolu Selçukları, Artukoğulları ve İlhanlıların eserlerinde bilhassa kubbelerin kilit taşlarında da sık rastlandığının bilgisini verelim. Osmanlılardaysa başta hamam kubbe delikleri olmak üzere mezar taşları, işte cami tezyinatları, padişah gömlekleri, sancaklar, anıtlar ve kemer kilit taşlarıyla Çin'i, seramik gibi mimariyi ilgilendiren hususlarda mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebillerde, giyim eşyaları ve takılarda da kullanıldığının bilgisini verelim.
Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağının üzerinde bulunan sembollerinde biraz önce anlattığım anlamlara geldiğini de sözlerimize ekleyelim. Eğer siz de Barbaros Hayrettin Paşa'yı ziyaret etmek isterseniz benim gibi sadece cuma günleri İstanbul Beşiktaş'a gelip her cuma günü saat 13 ile 16 arasında ziyaret edebilirsiniz. Kapılarını hem o zaman hem 27 Eylül'de Preveze Deniz Savaşı'nın tarihi 27 Eylül'de hem de 1 Temmuz'da Kabotaj Bayramı'nda açıldığını sözlerimize ekleyelim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl isminin Hızır olduğunu programa başlamadan önce sizlere anlatmıştım. Peki Barbaros Hayrettin Paşa'nın ismi nasıl Barbaros Hayrettin oluyor? Hemen bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım. Barbaros ismini Barbaros Hayrettin Paşa'ya Batılılar takıyor. Bunun sebebi de kızıl sakalından dolayı. Barbarossa Batı'da kızıl sakal anlamına geldiği için Hızır Reis'e yani Barbaros Hayrettin Paşa'ya Barbaros denmeye başlıyor o dönemlerde. Hayrettin isminin ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisine takıldığını, kendisine söylendiğini sözlerimize ekleyelim. Yaptığı fetihlerle Osmanlı'nın cihan devleti olmasında büyük bir rol oynayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli de Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin hemen karşı tarafında Beşiktaş'ta bulunuyor. Barbaros Meydanı denmesinin bu meydana da sebebi Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykelinin burada bulunması. O yüzden buraya Barbaros Meydanı dendiğini söyleyebiliriz sevgili seyirciler. Barbaros Hayrettin Paşa ve yanında da iki tane Levent yani iki askerin bulunduğunu da sözlerimize ekleyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bilmez misin ki gerçekten yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Bakara suresi 107. ayet. İstanbul'un Evliyaları programında biz bugün Beşiktaş, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret ettik. Peki Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne nasıl gelebilirsiniz? İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne ulaşımın çok kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hem otobüsle hem de deniz yoluyla buraya çok kolay ulaşım sağlayabileceğinizi de sözlerimize ekleyelim. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ne zaman ziyaret edeceğinizi de hemen sözlerimize ekleyelim. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni cuma günleri 13 ve 16 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz sevgili seyirciler. 13 ve 16 yani 1 ve 4 arasında kapılarını Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi sizlere açıyor. İstanbul'un Evliyaları programından bugünlük bu kadar. Bir başka programda bir başka türbe ve hikayesiyle tekrar sizlerin huzurunda olacağız. Allah kalbinizden geçen bütün duaları hayırlısıyla kabul etsin efendim. Hoşça kalın.